Hepiniz kötü bir cadının aynaya dünyanın en güzel olup olmadığını sorduğu hikayeyi biliyorsunuz değil mi? Ben gerçekten gizemli ve çok tuhaf bir şeyle karşılaşana kadar bu aynanın yalnızca peri masallarında var olduğuna inanıyordum. Benim adım Dakota ve 15 yaşındayım. Çocukluğumun sona erdiğini anladığım ve ergenlik hayatımın başlangıcındaki en havalı zamanımdayım. İlk diskolar ve partiler, ilk aşk, arkadaşlarla bağımsız alışverişler. Bu yaşlarda daha güzel, daha tatlı olmak istiyorsun. Bu yüzden birçok kız makyaj yapmayı, saçlarını şekillendirme ve genç kızların yaptığı diğer şeyleri öğrenmeye başlıyor. Ben de geri kalmadım. Önce anneme makyaj malzemelerini kullandım. Youtube videolarını izledim ve video derslerinde gösterilenleri tekrar etmeye çalıştım. İnanılmaz derecede zordu. Özellikle göz kalemi. Bir saat boyunca oturup makyaj yapsam da sonuç olarak ağlayan pandaya benziyorum. Ama bir süre sonra elim alışmaya başladı. Ve annem bana ilk kozmetik setimi aldı. Çok mutluydum. Güzel ışıltılır bir göz farı, dudak parlatıcısı ve harika bir allık. Annem makyajı bu kadar kapılmamamı ve okuldan sonraki boş zamanlarımda resim yapmamı söyledi. Günler geçti. Tatil yaklaşıyordu. Ben ve arkadaşlarım kitapçıya gittik. Sınıf öğretmenimiz bir tatildeyken birkaç hikaye kitabı okumamızı istemişti. Neşeyle günümüzü planladık ve kitap arayışına çıktık. Birkaç mağaza dolaştıktan sonra maalesef ihtiyacımız olanı bulamadık. Ama bir kitapçı aradığımızı mutlaka bulabileceğimiz bir yer tavsiye etti. Arkadaşların başka bir yere gitmek istemediklerini ve internetten her şeyi indirmelerinin kendi için daha kolay olacağını söylediler. Ama ihtiyacım olanı bulmaya karar verdim ve o adrese tek başıma gittim. Yarım saat sonra giriş katında kitap evi olan eski bir bina gördüm. İçeri girdim ve sanki başka bir dünyada gibiydim. Her yer alacakaranlıktı karanlıktı ve raflar kelimenin tam anlamıyla kitaplarla doluydu. Kitaplar sadece raflarda değil, aynı zamanda sandalyelerde, dolaplarda ve hatta yerdeydi. Hatta bazıları örümcek ağlarıyla kaplıydı ve bana öyle geliyordu ki bu dükkanı uzun zamandır kimse girmemişti. Ve kimse uzun zamandır burayı temizlememişti. Tezgahta yaşlı bir adam vardı. Mağazanın açılışından beri burada çalışıyor olmalı diye düşündüm. Joe'nun dükkanına hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? diyerek gülümseyerek bana sordu. Merhaba, Theodore Dreiser'ın iki kitabına ihtiyacım var. The Financer ve American Tragedy. Bu eserlere sahip değilseniz gideceğim. Bu kitapların orada olmadığını söyleyeceğini sandım fakat tam tersine adam bana Draiser tabii ki bu harika bir seçim. Şimdiki gençler ne yazık ki bunu okumuyor. Bunlar klasikler, bunlar şaheserler dedi. Adam odanın derinliklerine giderek bir şeyler söylüyordu ve karanlıkta görünmüyordu. O kitapları aramaya giderken ben de etrafıma baktım ve raflardan birinin üzerinde düzgünce duran alışılmadık derecede güzel bir ayna dikkatimi çekti. Hiç böyle bir ayna görmemiştim. İnanılmaz güzel desenlerle boyanmış ve çok renkli taşlarla süslenmiş, ince bir kulpu vardı hayran kalmıştım. Bu sırada satıcı geldi ve aynaya nasıl baktığımı görünce onu satabileceğini söyledi. Fiyatını utangaç bir şekilde sordum. Çünkü bu tür şeyler ucuz değildi fakat adam rujuma fiyatı kadar bir fiyat söyleyince tereddüt etmeden kitapları ve aynayı aldım. Ve satıcıya teşekkür ederek mağazadan çıktım. Eve gelir gelmez aldığım aynayı silip temizledim ve yansımama baktım. Aynayı bir standa koyarak makyaj yapmaya karar verdim. Benim için makyaj yapmak kendime bakmak özellikle keyifliydi. Ve bu aynada daha güzel ve daha hoş görünüyordum. Makyajım yaptıktan sonra alt katı yemek yiyen ailemin yanına gittim. Annem şaşkınlıkla bana baktı. Babam ilk soruyu sordu. Yüzüne ne oldu? Dedem bahsettiğini anlamadım ve odadaki aynaya baktım. Alnım kırmızı lekelerle kaplıydı. Ama bu nasıl mümkün olabilir? Daha yeni makyaj yapmıştım ve yüzümde hiçbir şey yoktu. Annem belki de yediğim bir şeye alerjik bir reaksiyon gösterdiğimi ve bu yüzden döküntü olduğunu söyledi. Annem bana alerji yapıp verdi ve yarın her şeyin yoluna gireceğine dair bana bir güvence verdi. Gönül rahatlığıyla dediklerine inandım ama beni hangi sürprizlerin beklediğini henüz bilmiyordum. Ertesi sabah okula gitmeye hazırlanmaya başladım. Yine aynama aldım ve kendime baktım. Harika! Her şey gitmişti. Kızarıklıklar yok olmuştu. Şarkı söyleyerek sırt çantamı topladım ve giyindim. Evden çıkıp yolun kenarına park etmiş olan okul otobüsüne doğru yürüdüm. Şoföre el sallayarak içeri girdim ve boş bir koltuğa yöneldim. Gülümsedim ve karşılık olarak oturan okul çocuklarının yüzlerindeki tuhaf ifadeleri gördüm. Biri yüzünü buruşturdu, biri kıkırdadı ve hatta bazıları beni görünce yüzünü çevirdi. Neler oluyor? Sınıf arkadaşım Tom'un yanına oturdum. O da tuhaf davrandı. Sanki görünüşüm onu korkutuyormuş gibiydi. Tom merhaba. Merhaba demiyor musun? Neden hortlak görmüş gibi bakıyorsun? Hortlak çok daha güzel dedi iğrenerek ve benden uzaklaştı. Bu sözlerden sonra yüzümde bir sorun olduğunu anladım. Telefonumun kamerasını açtım. Aman tanrım bu ne? Yüzüm ürkütücü kırmızı lekelerle kaplıydı. Yüzüm şişmiş gibiydi. Bu lekelerin nereden çıktığını anlayamadım. Çünkü en son aynaya baktığımda her şey mükemmeldi. Hemen otobüsten indim ve eve koştum. Annemi aradım ve gözyaşları içinde olanları anlattım. Ailem hemen gelip beni hastaneye götürdü. Lekeleri ek olarak sanki bir şey beni ısırmış ve ısırgan otuyu da vurmuş ki bütün vücudum çok kaşınmaya başlamıştı. Durumumu gören doktor acilen test ve ultrason yapılması gerektiğini söyledi. Yiyecek alerjisinden şüphelendiler. Bana bir iğne yaptılar, testler yaptılar ve birkaç saat sonra doktor elinde sonuçlarla geldi. Son derece sağlıklısın, testler normal, tehlikeli madde veya sırık yok, zehirlenme yok, hiçbir şey yok. Neden bu kadar kızarıkların olduğunu bile bilmiyorum. Söyle bana son 2-3 gündür ne yapıyorsun, ne yedin? Yaptıklarımı yediklerimi anlatmaya başladım ama tuhaf bir şekilde hatırlamıyordum. Doktor izlenmem gerektiğini ve yarın kızarıklıklar geçince taburcu olabileceğimi söyledi. Hastanedeki gecem sakin geçti. Ertesi sabah tekrar testler yapıldı. Her şey mükemmeldi. Yüzümdeki kızarıklık sanki orada hiç yokmuş gibi kayboldu. Çok ilginç. O kadar tuhaf ki korkmaya başladım. Taburcu edildim ve eve gittik. Annem şimdilik evde kalmam gerektiğini söyledi. Odamdaydım ve bir kitap çıkardım. Sayfaları açır açmaz hapşırdım. Sayfalardaki toz burnuma kaçtı. Tanrım bu kitaplar kaç yıldır rafta duruyordu. Teve tekrar tekrar hapşırdım. Yine mi alerji? Aynı yüzüme doğru kaldırdım ve yine tam karşımdaki yansımam da yüzüm lekeler içerisindeydi. Kendime dehşetle baktım ve o an aynadaki yansımam bana gülümsedi. ''Aa!'' Aynayı yere fırlatarak bunun büyülü olduğunu haykırdım. Neler oluyor? Bu neydi? Birden ateşlendim ve sonra terlemeye başladım. Ve sanki bir anda her şey geçmiş gibi hissettim. Banyoda asıl duran aynaya koştum ve yüzümü lekesiz ve kızarıksız bir şekilde görünce şaşırdım. İçimden bir ses bu olanların mistik aynayla bağlantılı olduğunu söylüyordu. Yerden parçaları toplamaya başladım ve kabzada yazanları ufak yazıyı gördüm. Unutamayacağınız bir yansıma. Bu büyük aynadan geriye kalanları çılgınca topladım ve hiç düşünmeden çöpe attım. Artık antika dükkanlarına hiç gitmiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanalımıza abone olun. Herkese merhaba benim adım Muna. Liseye gidiyorum mezuniyet az kaldı ve gelecek için birçok planım var. Ama bu gecelik planlarım için para ihtiyacım var. Ve maalesef ailem zengin değil. Ailem tabii ki okumama destek oluyor ama korkarım ki bu yeterli olmayabilir. Bu yüzden bir işe girmeye karar verdim. Ne olmuş yani? Kanunlara göre buna hakkım var. Öğrenciler yarım günü gişerde çalışabilir. Önemli olan işimin derslerimi engellememesi. İş bulma kurumuna gittim ve daha şimdiden büyük bir şirkette müdür asistanı olacağımı, temiz bir ofiste oturacağımı ve leziz aromalı kahveler içeceğimi, müdürün de beni çeşitli gezilere götüreceğini ve çok para kazanacağımı hayal ettim. Ancak iş bulma kurumunda büyük hayal kırıklığına uğradım. Bana et fabrikasında gelen postaları ayırma işi teklif ettiler. Ne? Tam saçmalık. Arkadaşlarıma bir et fabrikasında çalıştığımı nasıl söylerim? Hepsi benimle alay eder. Henüz gençler için başka yerde iş yokmuş ama olursa beni arayacaklarına söz verdiler. Sonuç olarak özellikle maaşı fena olmadığı için oraya gitmeye karar verdim. İş görevimi aldıktan sonra fabrikaya gittim. Et işleme tesisi şehrimizdeki en büyük kurumdu. Hemen hemen herkes orada çalışıyor ve buranın çok iyi, istikrarlı bir çalışma yeri olduğunu inanılıyordu. Oraya yaklaşmaktan her zaman korkmuştum. Çünkü orada hayvanlar öldürülüyordu. Küçükken sık sık arabaların içinde güzel ve sevimli ineklerin götürüldüğünü hatırlıyorum. Ancak geri dönmelerine izin verilmiyordu. Ama büyüdükçe sosislerin ve diğer ürünlerin orada yapıldığını fark ettim. Bu yerin çok korkutucu olduğunu düşündüm ve yemeği reddettim. Ve böylece hayat beni tam da buraya gönderdi. Kendimden nefret ettim ama bu şehri terk etmek ve bu yere asla karışmamak için paraya ihtiyacım vardı. Şaşırtıcı bir şekilde çok temizdi ve insanlar nazikti. Hemen kayıt oldum ve ofisime gönderildim. Bir sürü mektup ve belge vardı. Benim görevim her şeyi doğru sepetlere koymak ve postaları alıcılarına teslim etmekti. Kısacası ben fabrika içi postacıydım, işi zor değildi ve hatta hoşuma bile gitti. Ofisten pek çıkmadım ve hatta enekleri bile görmediğim bu yerle bir şekilde ilişki kurmaya başladım. Etrafta sağlam bilgisayarlar ve takım elbiseli insanlar vardı. O gün çok fazla posta gelmişti, resmen kilitlenmiştim. Postaları ayırırken onu gördüm, çok kötü. Elimde üzerinde mezbaa şefi Bay Joe'ya yazıyordu. Of oraya gitmem gerekiyordu. İneklerin kesil. Aa hayır. Bunu hayal bile edemiyordum. Oraya nasıl gidecektim? Sen ne düşünüyorsun? Acaba mektubun kaybolacağını düşünebilir miyim? Sanki hiç gelmemiş gibi mi yapmalıydım? Sen ne yapardın? Ne yapacağımı düşünürken telefon çaldı. Arayan Bay Joy'du. Mektubu sordu ve mektubu uzun zamandır beklediğini söyledi. Burada olduğunu ve yakında getireceğimi söyledim. Tamam dedi. Gelirken özel kıyafetlerini unutma. Kafam tamamen karışmıştı. Özel kıyafetler bende yoktu. Yoksa var mıydı? Bana bir paket verdiklerini hatırladım. Oraya baktım ve orada koruyucu elbiseleri giyip gittim. Yürüyerek sadece 10 dakika olmasına rağmen benim için en uzun yol bu oldu. Gerçekten oraya kelimenin tam anlamıyla hiç gitmek istemedim. Giderken yanımdan geçen arabada inekleri götürüyorlardı. Ve bu beni tamamen mahvetti. Göz yaşlarına boğuldum. Artık bu işin içinde olduğumu hissettim. Atölyede hızlıca Joy Bey'i buldum ve ona mektubu verdim. Bana çok minnettar oldu. Meşgul görünmediğimi söyledi ve mola odasına çay içmeyi teklif etti. Kendimi çok kötü hissediyordum. Bu yüzden kabul ettim, bana odayı gösterdi, çay koydu ve beni yalnız bıraktı. Bense sadece çay içtim ve ağladım. Sonra biraz sakinleştim ve orada rahat bir kanepeye uzandım ve orada uyuyakaldım. Birden gürültüden uyandım. Saate baktım, gece yarısıydı. Eyvah, beni et fabrikasını unuttular. Kahretsin, bugün arkadaşlarıma pijama partisine gitmem gerekiyordu. Bu yüzden ailem beni aramıyordu. Ama yakında aramaya başlarlar. Buradan çıkmalıyım. Acaba kim böyle bağırıyordu? Demek ki burada hala insanlar var ve beni dışarı çıkartabilirler. Buradan kendi başıma nasıl çıkacağımı hatırlamıyordum. Odadan çıkıp koridordan sesin geldiği yere doğru indim. Geniş bir odaya gittim. Orada gördüklerim beni tam anlamıyla şaşkına çevirdi. Bay Joy ortada diz çökmüştü. Bağlıydı ve birileri ondan para istiyordu. Olanların onun suçu olmadığını ve parasının da olmadığını söylüyordu. Adamlar ona bağırmaya devam etti ama Joy kendinden taviz vermedi. Sonra adamlardan biri bir düğmeye bastı ve karkasların asıldığı kancalı hat çalışmaya başladı. Hattın sonunda etleri parçalamaya yarayan testere vardı. Fakat kancaları asılı olan bir inek değil, kadındı. Bay Joy onu görünce çığlık attı. Kadın ağlayarak onlara istediklerini vermesini söyledi. Bu onun karısıydı. Bay Joy mahvolmuştu olduğum yerde kaldım. Kadın teste yaklaşıyordu ve sonra bir anda kendime geldim. Ne diye bekliyorum? Ne yapacağım düşünmeye başladım. Etrafa baktım ve bir elektrik paneli gördüm. Bingo! Elektrik paneline koşun ve odanın elektriğini kestim. Bant durdu. Adamlar burada başkası olduğunu, onu bulup getirmelerini emretti. Bir odaya koştum ve saklandım. Oradan 911 aramaya başladım ve operatör telefonu açır atmaz beni bacağımdan yakaladılar. Ve masanın altından çıkardılar ve beni bırakması için bağırdım. Bu et paketleme fabrikasında mezba'daki inekler gibi ölmek istemiyordum. Telefon masanın altında kaldı ve operatörün beni anlayıp anlayamadığını bilmiyordum. Mezba getirildim. Ellerime bağladılar ve diğerlerinin yanında kancıyı astılar. Kim olduğumu sormaya başladılar. Bay Joy buralı yanlışlıkla bulunduğumu söyleyerek gitmeme izin vermeleri için onlara yalvardı. Ama liderleri çok şey gördüm ve Artık hayatta kalamayacağımı söyledi. Ayrıca yarın fabrikadan çıkan sosislerin daha lezzetli olacağı konusunda espri bile yaptı. Kendimi çok kötü hissettim midem bulandı. Başım dönmeye başladı. Testereyi önümde gördüm. Korkunç derecede ses çıkarıyordu. Testereye doğru ilerliyorduk. Bay Joy çığlık attı. Kadın ağlıyordu. Aniden hat durdu. Herkes olduğu yerde kaldı. Önce kız onunla başlayalım. Böylece diğerlerini düşünmeye vakti olur dedi şef beni işaret ederek. İşte bu artık hiç şansım kalmamıştı. Ağlamadım bile görünüşe göre tüm korkularım gitmişti. Olanları bir gerçek olarak kabul ettim ve kendimden vazgeçtim. Testereye doğru giderken direnmedim bile. Sadece etrafa baktım. Bayjo ile bakışlarımız kesiştiğinde bana dudaklarıyla sessizce teşekkürler dedi. Ben de ona gülümsedim. Ne yaptığını bilmiyordum ama onun yüzünden öleceğimi biliyordum. Beni bağladılar. Ben tekrar çalışıyordu. Yaklaşan testerelere baktım. testere sesi ağlamalardan çığlık seslerinden daha da gürültülüydü. Gözlerimi kapatıp sevdiklerime, hayallerime veda etmeye başladım ve bu insanlara kızgın bile olmadığımı anladım. Artık umudumu yitirmiştim. Testereler yak Yordu. Gözlerimi kapadım ve karanlığa daldım. Ve birdenbire takılıyormuşum gibi hissettim. Durmuştum. Bant durmuştu. Gözlerimi açtım önüme baktım ve bantın ilerlemediğini gördüm. Bir dakika. Daha çalışsaydı şimdi yoktum ama bant durmuştu. Ellerim çok uyuşmuştu. Kulaklarım tıkanmıştı. Ne olduğunu hemen anlamadım. Ya haydutta da herkesin sinirlerini tekrar bozmaya karar verdiler. Ve şimdi banta tekrar çalışacaklardı. Ya da beni 911'deki kadın anlamıştı. Aşağıda neler olduğunu anlamaya çalıştım. Ama yapamadım. Her şey dönüyordu. Kendimde değildim. Sadece testereleri gördüm. Bu doyanılmazdı. Aniden bant tekrar çalıştı. Gözlerimi kapattım ve çığlık attım. O kadar yüksek sesle çığlık attım ki ters yöne gittiğimi hemen fark etmedim de. Testerelerden uzaklaşıyordum. Gözlerimi açtığımda beni kurtarmaya yardım eden iki polis gördüm. Beni çıkardılar ve daha sonra hastaneye gönderdiler. Bugün büyük bir kutlamam var. Polis şefi cesaretimi ödüllendirecek. Hastaneden daha neden yerel bir yıldız olduğumu öğrendim. Bay Joy'un et işletme tesisinde hile yaptığını ve mafyaya karıştığını, ailesinin şu anda tanık koruma programında olduğunu ve nerede olduklarını kimsenin bilmediğini öğrendim. Bunun dışında tüm ailem vejetaryen oldu. Ödül töreninden sonra vegan pikniğim ve babamın düzenlediği bir parti var. Ayrıca bir sır açıklamam ister misiniz? Artık tam olarak ne olmak istediğimi biliyorum ve polis şefi bana tavsiyelerde bulundu. Bu yüzden belgeden polis okuluna teslim ettim. Bana şans dileyin. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba. Benim adım Clay. Hayatımda birkaç büyük macera yaşadım. Çünkü ben bir fırlamayım. Arkadaşlarıma şaka yapmayı hep sevmişimdir. Hayır neden diye sorma. Sırf eğlencesini yapıyorum. Aynen. Ben de bu şekilde doğdum. Annem her zaman ailedeki en mutlu kişi olduğumu söyler. Ve bunu bir lütuf olarak görür. Bilmiyorum. Belki de fırlama olmak iyi bir şeydir. Ama son şakamda çok ileri gittim. Dediğim gibi ben bir şaka aşığıyım. Her şey okulda başladı. Daha ilkokuldayken her türlü fırlamalığı yaptım. Örneğin okulu ankesörlü telefondan arayayım. Özel bir cihazla sesimi yetişkin sesi yapıp okulda tehlikeli patlatıcılar sakladığımı söyledim. Oradaki herkes korkudan deliye döndü. Polisi aradılar. İtfaiye ekipleri, ambulans hatta özel tim bile geldi. Tüm okul tahliye edildi. Ve bunu sadece sınavı hazır olmadığım için yaptım. Kimliğimin belirlenememiş olması iyiydi. Aksi takdirde annemin kefaleti polis ödemekten hiç hoşlanmayacaktı. Ayrıca kuzenim Daisy'e yaptığım şeyi de hatırlıyorum. Yavru kedisine bayılırdı. Ve bu kedi onları ziyarete gittiğinde ayakkabılarımı tuvalet yapmayı severdi. Bir gün kediyi azarladım ve Daisy onu korumaya başladı. Bana kedi düşmanı falan dedi. Kırıldım ve ona küçük bir şaka yapmaya karar verdim. Akşam yemeğini hazırlamadan önce sokakta komşunun köpeğinin kakasını buldum ve onun ayakkabısının içine koydum. Attığı çığlığı duymalıydın. Bunu yapanın onun kedisi olduğunu söyledim. Elbette ona hiçbir şey yapmadı. Ama en azından bana olanın ona da olmasına sevindim. Genelde böyle büyüdüm ve kendime engel olamadım. Bu şekilde insanlara takılmayı sevdim. Öfkemi uzun süre içimde tutmayı sevmiyorum ve bu yüzden bu şekilde mizah yoluyla atıyorum. Ama biliyorsun yaşlandıkça şakalarımın komik değil ciddileştiğini daha çok fark ettim. Sadece bunu çok geç fark ettim. O yıl ailem için çok zor geçti. Büyük babamızı kaybettik. Yaşıyor olabileceğine rağmen hastalıktan ölmüştü. Artık orada olmadığı gerçeğini kabullenemedim. Evet sana onunla ne kadar yakın olduğumu söylemedim. Ama ailemizdeki en büyük şakacıydı. Büyük babam, büyük annem ve arkadaşlarının yurduna nasıl fareleri soktuğunu, büyük annemin ondan bu yüzden nasıl nefret ettiğini, her şeyin çok uzun zaman sürdüğünü ve birbirlerine aşık olup nasıl evlendiklerini defalarca anlatmıştı. Büyük babam evlilikleriyle gurur duyuyordu. Bunun en büyük etkeni büyük annemin onun şakalarına doğru tepki vermeyi öğrenmesi ve belki de bunun için onu suçlamayan tek kişi olmasıydı. Ve o gidince benim için çok kötü oldu. Kalbimde kocaman bir boşluk oluştu ve bazen bana onsuz çok yalnızmışım gibi geldi. Depresyona girmek üzereydim. Arkadaşlarımla neredeyse iletişim kurmayı bıraktım. Bana kızdılar ama umursamadım. Lise 1 sömestrinin sonunda beni son futbol maçına davet ettiler. Üniversiteleri seçilmek için son kez oynamam gerekiyordu. Bunun önemli bir adım olduğunu anladım. Ancak o zamana kadar her şey çoktan ters gitmişti. Maçtan önceki gün büyük babamın doğum günü şerefine evde yemek yaptık. Büyük babamı ve onu anmak için bir araya gelmeyi planladık. Dedemin şakaları sağ olsun. Bugün bu aile hayatta. Çünkü o şakalar sayesinde Anneannem ona aşık olmuştu dedim. Dylan dışında herkes güldü. Dylan benim kuzenim. Benim maskaralıklarımı her zaman anormal olarak görüyordu. Ve ayrıca büyük babamın sağlığını önemsemediğini ve sürekli kahkaha atarak geçiştirdiği için öldüğünü söyledi. Bu beni çok sinirlendirdi. Masanın karşısından ona saldırdım. Bütün yiyecekler yere düştü. Tabaklar kırıldı. Bir voza yere düştü. Annem çok kızdı. Böyle bir yemekte kavga etmiştik ve bundan utanıyordum. Ama büyük babamız hakkında böyle konuşmaya kimsenin hakkı yoktu. Sonunda sakinleşmek için dışarı çıktım. Dylan beni takip etti. Özür dileceğini düşünmüştü ama sadece paylaşolarla hayatın her zaman üzücü olduğunu söyledi. Bu sözler için ona yumruk atmak istedim. Ne? Hadi yanıldığımı söyle. Büyük babamın cenazesinde neden bu kadar az insan olduğunu düşünüyorsun? Çünkü ona senin gibi kimse saygı duymadı. Paylaşo! Aptal şakalarına kimse saygı duymuyor. Ve sen öldüğünde senin de cenazene kimse gelmeyecek, dedi. Neden büyük babamdan bu kadar nefret ettiğini sordum. Neden? Ama sorumu cevaplamadan gitti. Ve o anda aklıma bir şey geldi. Aniden dediklerinin tam tersini kanıtlamak istedim. Sonra eve döndüm. Bir video kamera çıkardım. Oraya bir mesaj kaydettim. Odayı temizledim. Üstüm başımı düzelttim. Ailemi öptüm ve sonra evden ayrıldım. Plana hazırlamaya başladım. Çevrim içi şaka dükkanlarından birkaç arama yaptım. Her şeyin gerçek görünmesi için birkaç sipariş verdim. Sonra bir süre gizli yerinde kalmaya karar verdim. Bu yeri dedem dışında kimse bilmiyordu. Onu bana o vermişti. Şehrin eteklerinde ormanda küçük bir ev. Tüm hatıralarımız orada saklıydı. Şaka losyonları, yapay bacaklar, eller, burunlar, peruklar hepsi şakalar için. İmajımı değiştirdim ve sonra beklemek zorunda kaldım. Geceyi orada geçirdim. Ertesi sabah eve gittim. Kimse beni tanıyamazdı çünkü bir kız gibi giymiştim. Evde bir heyecan fark ettim. Annem ağlıyordu. Bir yeri arıyordu. Dilini sorguluyorlardı ve yüzüne bakılırsa nerede olduğum bilmediğini yemin etti. Katılıyorum, belki abarttım ama ona o kadar kızgındım ki onun yanıldığını kanıtlamaya hazırdım ve sonra bir şekilde her şey kendi kendine oldu. Bu noktadan sonra geri dönüş olmadı. Beni aramalarından 5 saat sonra annem odamda onları sevdiğimi, ancak artık bir palaço gibi yaşayamayacağımı bu nedenle cenazemi gerçek palaçolar gibi sıkıcı değil, eğlenceli hale getirmelerini rica ettiğim videoyu buldu. Annem için korkunç bir darbe oldu. Sokakta kiralık bir arabada otururken annemin attığı çığlıkları duydum. Tam o sırada ne halt ettim ben diye düşündüm. Bir buçuk saat sonra kiraladığım kişiler evimize geldi. Bir rol ekibiydi. Asık suratlarıyla bir tabut ve çiçeklerle geldiler. Orada anneme ne olduğunu söylemeyeceğim. Ama Dylan açıkça kafayı yedi. Özel davetim üzerine arkadaşlarım ve sınıf arkadaşlarım da evimize geldi. Hepsi bunun lanet bir şaka olduğunu biliyordu ve bu şakanın aileme ne yapacağına dair hiçbir fikrim yoktu. Sadece diline şaka yapmak istemiştim ve şaka tamamen bitene kadar eve giremedim. Babam ve annem herkesi uzaklaştırmaya çalıştı. Çok olmuşlardı ve her şeyi çözmek istediler. Kalabalığın arasına da kız numarası yaparak girdim ve aniden annemin yüzünü gördüm. Babamı kalbim acıyla doldu. Buna inanmadıklarını fark ettim. Ama videodan, tabuttan ve tüm bir organizasyondan dolayı kafalarında korku vardı. Sonra dilini buldum. Oturuyor ve ağlıyordu. Kuzenim kız gibi ağlıyordu. Çünkü kayıp olmam ve olası ölümüm için kendini suçluyordu. Artık tüm bunları izleyemezdim. Uzaktan bir sandalyeye oturdum. Ellerine yüzümü kapattım ve beyinsiz bir aptal ve bir paloç olduğumu haykırdım. Herkes sesime döndü ve sonra annem koşarak geldi. Beni kalabalığın içinde öne çıkardı. Ve o kadar çabuk yanıma geldi ki peruğumu çıkaracak vaktim olmadı. Bütün arkadaşlarım kendi aralarında konuşmaya başladı. Ne zaman açıklama yapacağımı sordular ama sonra ailemin ve benim yalnız kalmamız gerektiğini anladılar. Bu uzun bir sohbet oldu. Dylan çıldırmıştı. Annem ve babam neredeyse kederden delirmişlerdi. Her şeyi berbat etmiştim ve bunu anladım. Uzun uzun özür diledim ve kuzenimin yaptığım şey için beni öldüreceğini düşündüm. Ama o ettiği sözler için benden af Üzgünüm. Sana bu fikri veren bendim. Yemin ederim büyük babamızı seviyordum. Ve onu özledim. Sadece çok ortak yönünüz olduğunu, birlikte eğlendiğinizi, şaka yaptığınızı, çok şeyinizin olduğunu ve bana asla böyle davranmadığını biliyordum ve bunun için kıskanmıştım. Ve onun beni sevmeyip seni sevdiği gerçeğini kıskanıyordum dedi Dylan. Ve sonra neden böyle şeyler söylediğini anladım. Sadece içinde kıskançlık vardı. Ona sarıldım. Büyük babamın bana olan duygularını haklı çıkarmak istedim. Ama Dylan dinlemek bile istemedi. Benim kadar üzgündü ama itiraf etti ve konuştuğumuz için mutluydum. Şimdi en azından herhangi bir kavga olmadan iletişim kurabiliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Abone olmayı unutmayın.